Hani benim bile yok. Yapmayan kalmasın, bence. Yapmayan kalmasın. Evet doğru. Ee, Serap'cığım tekrar hoş geldin. Hoş ee, bulduk. Seni böyle ağırlamak bugün istemezdik. Ee, Ankara'dan geldi e, buraya Serap Koçak'ı tanıyorsunuz. Ee, çok güzel eğitimler veriyor senelerdir. Ee, çok güzel şeyler yapıyor. Instagram'dan takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ee, Serap Koçak zaten Hayır, takip edersiniz. E, çok güzel kurslar yapıyor Ankara'da büyük şans. Ee, çok güzel bir hırkası var. Aslında çok e, beğendik. Ee, şöyle bir açalım. Gösterelim açalım, senle ikimiz gireceğiz. tutalım. Ee, çok da güzel olmuş. İpi de buna çok iyi gitmiş. Kaç evet. numarayla ördün? İnce ördün. Ben bunu dört, örmüştüm. <laughs> dört buçukla örmüştüm. İnce bir ip dört buçukla örmüştüm. E, dört buçuk iyi ama. İyi, güzel evet. düşmüş. Hı -hı. Çok güzel düşmüş. Bakın. Hı -hı. O kadar güzel. Bir de e, çok yakışmış şu bluzun İyiyim. üstüne. Bluzun çok şık bu çok arada. Çok teşekkür ederim. Lütfen ben alayım Derya Bakın Şöyle. çok güzel bir hırkası var. Ee, her şeyle kullanımlı, Şöyle. çeşitli renklerde yapılabilir. Hı hı. Ee, nereden başlıyorsun bu hırkaya? Ee, koldan başlayıp yukarı doğru çıkıyoruz, arkayı tamamlayıp tekrar koldan başlayıp önleri yapıyoruz. Önleri yapıyorsun. Aynen. Ee, sen bir şablonlar hazırladın mı bize Hazırladım. Ee, galiba? Hatta e, kız çocuğunu olabilecek küçüklükte de ördüm. Hem daha iyi anlaşılsın diye küçük bir şablon. Hem de anne kız bile ya olabilir bu, diye. bu bu çok güzel olmuş. Bu kendinden değil mi bunun? Kendinden pulları? kendinden. Bakayım ben. Buyurun. E bunu da paylaş ne olduğunu. Kendinden küçük küçük pulları var ve hı -hı, çok güzel hı. düşmüş. Siz kendinize yapacağınızı bu e, pulludan da yapabilirsiniz. Hı -hı. Bu da güzel. Bunu kaç numarayla ördük? E 6 ile ördüm bunu. Evet. E, yani kaldırıyor e, 6, 7 bile. Hani bazen sıkı örüyor ya hanımlarımız 7'yi bile. Eee şey yapabilecek bir ip. Evet. Şöyle yapayım. Bakın şuradan ee, şöyle koldan başlanıyor. Değil mi? Evet. Evet. Ee, bayağı güzel. Şurada patronunu çıkardım. Patronunu daha çıkarmışsın. Oradan daha iyi anlaşılacak evet. sanırım. Ee, Serap'ın şu meşhur şeysini de sen patronu hazırlayalım. Tamam. Şu da onun ördüğü çok enfes bir şey. Ben bunu Instagram'da gördüm. Bayıldım. Teşekkür Sana da ederim. çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Bundan da sonra bahsedebiliriz. Önümüzdeki zaman diliminde herkes iyi olsun. İnşallah. Ee, şunu yapacağız inşallah. Bu çok güzel bir tünik. Ee, bundan söz edeceğiz. Evet Serap patronu yayalım. Şuradan gösterelim. Evet. Bu arka Hani daha anlaşılır olduğu için evet, çok güzel. Istedim. Ee, koldan başlanıyor. 20 ilmek yeterli oluyor zaten. Evet. Ee, bunu sadece koldan başladığınız zaman genelde kol altının artırma yaptır, yaptırırım. Üst düz devam eder. Bunun güzelliği hem alttan hem üstten arttırması var. Yani kol arttırması normal hep 6 veya 8 sırada bir arttırırız. Onu orada uygularken üst tarafını üst sırada bir arttırıyoruz. Ben bunu sayfada da yayınlayacağım size de tamam. verebilirim. Sensin Sen anlat de ama çünkü. gün gene güzel oluyor. Ee, bu buna yarasa kol mu? Yarasa kol. Yarasa kol tabii yara sakol yara sakol. deniyordu. Ee, çok bizim gençliğimizde çok, çok dikişle de böyle Aynen. bunlar yapılıyordu. Paltolar yarasa kol paltolar, kabanlar, Hı -hı. E, örgüler çok mu fazla çok var? Çok fazla var, var bu e, çok güzel. Evet. Çok iyi bir mantığı var. Koldan sağdan soldan arttırarak kaç yapıyorsunuz? sırada bir e, ee, Kol altı alt sırada bir, kol üstü üst sırada bir hmm. arttırıyorsunuz. İşte dik, dikkat e, mutlaka gerekiyor. Biraz dikkat etmek gerekiyor ama küçük, küçük aparatlar var onlarla da orayı işaretleyebilirler. Hatta benim arttırma sistemi biraz farklı kulaklar oluşuyor. Ha. O kulakları gördükçe de arttırma yeri geldiğini görüyor önem Bayan. Onun için Rahat. Evet. Ee, daha sonra kol altında 1, 2, 3, 4, 5 çoklu artırma dediğimiz bu artırmalar bittikten sonra bunu mutlaka uyguluyoruz. Tabii. Bu küçük i̇şte bir yuvarlak. yara uvarlak... sayı o yapıyor. Evet. Evet. O yuvarlaklığı yaptıktan sonra 30 santim kadar hatta daha uzun istiyorlarsa daha uzun artırma yaparak enseye kadar devam ediyorlar. Tamam. Ense de hiçbir şey yapılmıyor. Yaka falan kesilmiyor. 20 santim düz. Düz örülüyor. Yani artırmada yok hiçbir şey yok. 20 santimi örüyoruz. Örüyoruz. Daha sonra burada artırma yaptıklarımızı burada da kesme yaparak diğer kolu oluşturuyoruz. Yani şimdi biz buradan başlıyoruz, artırmayı yapıyoruz. <laughs> şişimizde buradan buraya kadar bu ilmekler oluyor. Bu şekilde gidiyoruz, evet, değil mi? Evet. Gidiyoruz. Evet. Bakın oklar bu Hı -hı. yönde. Hı -hı. 60 santim olduğunda 17, 60 santimden önce ense bittiğinde, ha, ense bittiğinde. burada eksiltmeler başlıyor. Onun üstünde. Ha, o. Şurada başlıyor. 20 santimden sonra 20 şurada. 20 santimden sonra. Bunu nasıl yapabilirler biliyor musunuz Derya Hanım? Bunu ikiye katlayabilirler. 20 santim bittikten sonra nerede eksilttiğini yani nerede eksiltmesi gerektiğini görebilir. Katladığı zaman örgüyü. Tamam. Şimdi biz açıkta gösterelim. Tabii yine. ki. Yine. omuzu, omuz böyle aşağı doğru geliyor ya. Şöyle lacivertin üstünde şunu şey yapayım. Hı hı. Omuz bakın böyle aşağı doğru geliyor. Burada kaç kaç eksiltiyor? Bu sefer üç sırada bir tek tek eksiltme başlıyor. Şurada. Tam tersi buranın. Evet. Burada. Daha sonra e, bedeni kapatıyoruz. Şurayı kapatıyoruz. <laughs> kadar ilmeği kesiyoruz. Kesiyoruz orada. şurada. Evet. evet. Şunu şuradan kestik. Evet. Aynen. Ondan sonra kol altında ve kol üstünde eksiltmelere devam ediyoruz. Ta ki sonuna kadar. Hmm. Hatta ön parçasından da. Ön parçası da aynı. Sadece ön parçasında bir şey var. Ee, ya, anlasın sen ben tamam. Ben benki burdan düşündüm de. Ön parçasında bir püf noktası var. Ön parçası aslında arka gibi normalde. Ee, şunu şöyle bir koyalım yere, mı? Uyuk. Bir dakika. Bu da çok güzel örülmüş bir şey. Aynı evet. Koyacağım beyaz. Tamam yer. tamam. Ee, bu hangi parça? Böyle. Arka. Kollar ve beden. Evet. Şöyle yapacağım ki tam bir anlaşılsın. Yani şuradan başlıyoruz. Burada yazmışsın. Hı -hı, hı -hı. Çok güzel. Hı -hı. Böyle geliyoruz. Hı -hı. Ense de 20 santim hı -hı. yapıyoruz. Burada arttırdıklarımızı Orada burada kesiyoruz. Diyor ki ikiye katladığı zaman Zaten burada nasıl e, şey yapacağını görüyoruz. Ki, evet Aslında evde güzel bir yarasa bluzunuz varsa böyle evet, bir patron, patron çıkarın. Patron kesin. Ee, şey. Ondan çok güzel yapabilirsiniz bunu. Ee, sonra... E, ördük, ördük, ördük. Yine burada eksiltiyoruz. Burada kesiyoruz. Burayı kesiyoruz. Burada kaç arttırdıysak. Aynı sayı Sonra yani. da eksilte eksilte gidip diğer kolda bunu bitiriyoruz. Evet. Bu arka. 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 Önde Ön burada. Ön yine aynı aslında. Ee, başlaması aynı. Şunu Arttırmaları ben aynı. Şunu yine altına. Biraz tamam. o bembeyaz oluyor. Biraz koyu bir şeyin üstünde. Biraz Hemen şuraya koyalım Hanımcığım. Evet. Hah. Aynısı aslında sadece 20 cm geldiğimizde ense... Şuradan başladık evet Evet yine alt sırada bir arttırdık 3 sırada bir arttırdık Beden ölçülerini arkaya göre ayarladık ve devam ediyoruz O ense kısmı var ya 20 evet, evet. Orada şurada bir daha arttırma yapıyoruz Bu enseye dönüyor çünkü sonradan hmm, Şu yaka'yı oluşturuyor Hatta şurada göstereyim evet Bakın şu arkaya bu da miniciği şurada da ipleri var bakın orayı da e, işaretler varsa evet ense evet. bu bu da ön parçası aynı ölçüler şu şeyde bitiyor artırma olan yerde bitiriyorsunuz ama burada tekrar artırma yapıyorsunuz şunu Aa, o enseye dönüyor. Ah çok güzel bilgi söyledin şimdi. Bu bir dikiş bilgisi aslında da. Süper güzel oldu. Teşekkür ederim. Yani bu yarıya dönüyor. Buradan gelen de bir tane böyle olacak. Hı -hı. Hı -hı. Ee, bu burada bir dikiş olacak. O kadar. O kadar. O kadar. Sonra dikeceğiz. Hı -hı. Evet. Aslında çok kullanımlı bir hırka. Bakın çocuk için de çok güzel olmuş. Evet, çocuk için. Bunu kaç başladım? Belki yapmak istedim. Bunu 15 ilmek başladım. Şuradan başlıyorum. Evet 15 Koldan. ilmek. Yine 3 ve 6 olarak. Yani üst tarafı 3, 3 sırada bir arttırma, alt tarafı 6 sırada bir arttırma. Çok küçük Böyle bir pullu şey. Böyle pullu pullu da. Çok çok, çok güzel, güzel değil değil olmuş. Evet. Gerçekten çok iyi düşmüş. kendinize de bu şekilde. Bu ipin çok rengi var. Çok rengi hani var. şimdi biliyorum. Var, var. Evet. Uh -huh. ee, çok güzel renkleri var. Şu çok en önemli bilgilerden bir tanesi şu bilgi. Bunu bir kere de anlatabilir miyiz Serap? Tabii ki. Ön tarafı yaptık. Artırma yani e, kol şeyi santim zaten yazıyor. Enseye geldiğimiz yerde bunu da bitiriyoruz. Yani tamam. orada duruyoruz. Daha sonra şurada bir çoklu artırma yaparak 6 veya 7 ilmek tamam. e, Büyük de daha fazla tabii. Bu artırmayı yapıp 5-6 sıra daha örüyoruz. Daha sonra bunu dik şöyle arka enseye diktiğimizde kendiliğinden bir yaka oluşuyor. Hmm. Şu Serap bunun da resimlerini yayınla. Tamam. Yayınlayayım. Bu küçüğü de yayınla. Hı hı. Şu detayı belki ay neydi o nasıl bir şeydi falan diye hı hı hı. E, hatırlatıcı olur. Şurası. Hı hı. Yani bakın patronda da büyükler için e, şu. Yani bunu böyle koyduğumda evet, enseye. bu enseye bak şöyle bir döneyim. Enseye şurası. dönüyor. Evet. Yani e, dikiş bilenler zaten bunun böyle olması gerektiğini e, bilecek. Pat patron çıkarmak her, zaman, her, her zaman. zaman çok çok önemli. Çok muntazam. Kesmeni görebilir miyim? Hani düğüm düğüm oluyor dedin ya e, Artırmış. Özür dilerim. Artırma şuradan, dedim. Hmm, size şuradan da göstereyim. Hem de elimde göstereceğim. Şöyle şöyle şeyler oluşuyor. Ha. En başında mı Şu. bir içinde mi arttırırsın? Ben en başında arttırırım. Görelim. Özellikle yaptır, yapıyoruz ee, onu görebilmek için yani evet. nerede arttırdığımızı. Çok tecrübesi bilgisi var. Çok teşekkür ee, ederim. Sırabın bakalım. Girdik. Evet. Hani normalde şöyle öreriz ya Evet. şişin altından getirsinler iplerini ha. ve ha. örsünler. Çift çıkar zaten. Ne diyeceğim yani ah bu çok güzel bir şey. Girdik ilmeğimizi evet, alttan ilmeği getirdik ve ördük çift çıktı. Bunu özellikle yapsınlar saymak için çok önemli. Hmm. Orada minik minik düğümler oluşuyor birkaç kere yapalım mı? Tabii onu? ki bir de çoklu artırmayı da göstereyim. Tamam Nasıl onu yaptım? da gösterelim. Tamam. Alttan geldik ördük çift çıktı. Böyle devam ediyoruz. Sonra örüyorsun. Aynen. Dört dörtle mi dört buçukla mı ördün senin ördüğün? Ben orijinalini dört buçukla ördüm. Ee, bunu pulluyu kaçla ördün? Altı ördüm. Çok güzel düşmüş. Yalnız evet. Pullu yumuşak. da altı ile. Ee, eğer çoluğa çocuğa veya kendinizi öyle yapmak istiyorsanız altı numarayla. Kalın şişten korkmasın hanımlarımız. Genelde bir anneannelerden ve annelerden gelen şey var. İnce şişle örelim. Onu yapmasınlar. Ben örgünün yani şişin üstünde ilmeklerin kaymasını Evet ve örgümün mutlaka ve mutlaka sıkışık değil. Böyle evet. yumuşak olmasını çok önemserim. Hı Yiyemem zaten. Bilmiyorum zaten. Giyilmiyor. hoş da durmuyor. Ama çok güzel olmuş. Senin senin hırkanda. E 4 numara çok güzel olmuş. Bu şey derler ya evladiyelik. Öyle evet. Evladiyelik evet. bir şey olmuş. Çok güzel gerçekten. Bunu ben Bakın, giydim. Şu Bizim arka giydim. şöyle. O kadar yıkandı ve e demin anlatılan yer e, burası. burası. İnşeyip. Evet. Evet evet. Op. Hatta şurada bir şey de yaptım Deryan. onu da göstereyim. Ee, şu yan yana gelen dikişleri sevmemiştim. İnce ip olduğu için zannedersem. Şöyle bir bant örüp e, ikisini bu bantla birleştirdim. Hmm, Buraya harç iyi koyabilirler. Bant örebilirler. Siyahta koyduğum püsküller geçirebilirler. Çünkü e, V giden bir örgü olduğu için, hani hep arttırma olduğu için belki sevmeyebilirler oradaki dikişi. Ki üstten trikot dikişi yaparlarsa kapanıyor normalde ama... E, o ya ve enseye o da de getirilmiş bir espiriden espri, öte olmuş çok kullanımlı olmuş. Hı hı. Çok güzel bir fikri var hı hı. onun da. bayağı hoş. Çok da artırmayı da göstereyim. görelim Şurasından bahsediyorum. Hı? E, bitirdiniz şuradan beden çıkaracaksınız. İki e, ilmek arasındaki boşluğa giriyorsunuz. İlmeğinizi alıyorsunuz şişe koyuyorsunuz. Tekrar aldığınızın yanından bunu milyon tane arttırabilirsiniz böyle. Neden böyle arttırıyorum? Normalde hani Ama sanki... Ama bir dakika bunu çok iyi görelim. Ee, bak çok yavaş yap. Tamam. Evet. İki ilmeğin arasındaki boşluğa... Boşluğa, ilmeğin içine girmedi sevgili izleyicilerimiz. Hı -hı. Evet. İlmeğimi aldım, çektim ve şişe koydum. Erkan şu ortadan çekseniz acaba daha mı iyi? Eliyle kapatıyor, O orada bir şey var. Şunu şöyle tutayım o zaman. Evet. Boşluk. Evet. Aldım, çektim ve şişe koydum. Bunu neden böyle yapıyorum? Örerken açılmasın diye bir de. Ya çok iyi bilgiymiş. Çok iyi bilgi. Gerçekten. Şu. Hep aradaki boşluk. Bunu pek çok yerde kullanabiliriz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Seneler önce sizi seyrederken bir başlangıç şekli göstermiştiniz böyle. Bu şekilde. Bu şekilde. Ve ben oradaki fikri Nimet alıp Hanım mı? Allah hiç hatırlamıyorum olabilir. Çok eski bir programdı. O fikri alıp ben çok da arttırmaya uyguladım onu. Hmm. Ee, şey böyle şeyleri bizde Allah önce, rahmet eylesin önce. nurlar içinde yatsın. Ee, Nimet Hanım e, yapardı böyle bilgileri gösterirdi bize. Veya başka birisi de gösteriyorsa hani şu anda o aklıma geldi. Baş, evet. çok özür dilerim. Evet. Şey başlangıç şekli olarak gösterdim. Evet evet Hı. evet hatırladım. Ama e, baktım ki ayrılmıyor siz onu ördüğünüz zaman. Hı. Hani normalde başka bir arttırma olduğu zaman altta ayrılma olur. Hı. Bakın hiç ayrılma İp, olmuyor. İplik uzar. Evet. O olmasın diye dedim çoklu arttırma yaparken çok iyi bir yöntem olur deyip yola çıktım ve senelerdir çoklu arttırmada o yöntemi kullanırım. Bakın hiçbir şekilde ayrılmıyor. Çok da muntazam oluyor. Şu Çoklartırmayı böyle yapıyorum. Çok iyi bilgi. Çok. Ne diyorsun? Çok iyi bilgi değil mi? Evet. Çok güzel bir bilgi vermiş oldun. Hatırlamış olduk. Bilmeyenler, aa evet ben de onu öyle yapardım ee, eskiden diyen oldum. oldu. Bazen ihtiyaç olmuyor da unutuyoruz Hı -hı. bir şeyleri. Hı -hı. Bir hatırlatma oldu. Bilmeyenlere öğrenme oldu. Ama çok güzel, çok, çok güzel. rahat oluyor. Çok rahat hem de, çok çok rahat. Arası uzar, o ipliği hmm, ne yapacağınızı şaşırırsınız. Çirkin durur. Çirkin durur. Ee, kesmen de çok güzel. Ha buradaki kesmede bir farklılık var. Neden onu yaptım Derya Hanımcım? Ee, normalde şöyle keseriz ya. Hani ben daha doğrusu öyle kesiyorum arkadan e, böyle ilmekleri. Keselim, evet. evet normalde böyle. Fakat burada bu hmm, hatta da şunda daha kesinlikle. bir belli. Şunun daha belli. Gösterelim oradan. Bakın çapraz çapraz. Bu sarkmasını önleyen bir. E, kesme şekli. Örüyormuş gibi kesiyorsunuz. Bu özel bir kesme olduğunu düşünüyorum hep. Şu üstüne alıp çapraz. Bunu ben cep kullanırım ve sarkmasını istemediğim hırkalarda kullanırım. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle kesiyorum. Gülsüm Hanım bana diyor ki ben böyle kesiyorum ama bir şey bildiğimden değil yani. Öyle öğrenmişim öyle kesiyorum. Müslüman senin kesmelerin çok güzel oluyor. <laughs> Müslüman ne diyorsun senin yanında benim esamem okunmaz diyorum ona. Ee, senin kesmelerin çok güzel. Ben bir şey bilerek yapmıyorum ama böyle yapıyorum. Ama bu kesmeleri ya cep ağzında ya da sarkmasını ha, istemediğiniz yerlerde kullanın. Ama çok güzel oldu. Bak şuralar evet. şöyle oldu. Bir şekil e, çıkıyor ortaya, hoş duruyor. Normalde arka arka yani e, hani böyle örüyoruz ama. Nasıl yani, kesiyoruz normalde? Yani şimdi hep bölümler. böyle öreriz ya. Evet. Ama ben kestirmelerimi hep şu şu şekilde. Hiç öyle yapmam ben. Bir yapın çünkü daha düzgün çıkacaktır. Emin ee... olun. Kol keserken, yaka keserken öyle mi? Bunu tabii, nerede tabii. yapacağız? Kenarlarda. Bunu e, cep ağzı, veya hırka kenarı, sarkmasını istemediğiniz, genişlemesini istemediğiniz ha, ben... bir ilikte. Her şeyi ilikte. öyle ki <laughs> <gülüyor> Olsun <gülüyor> e, Çok güzel bir bilgi. E, Ayül, e, seyircilerimiz ne diyorlar? E, i̇ki parça öptüp birleştirebilir miyiz diye sormuşlar. Arkayı mı? E, olabilir. Arkadan oraya da güzel bir harç geçirirler. Olabilir tabii. Yani. Olabilir. E, çok ağır bir şey oluyor hani elde Evet evet diye zor, oluyor, oluyor diyor. zor oluyor Oraya da şu yapılan harçtan geçirirsiniz Hı -hı. bir şey yaparsınız. İki parça da olur. Olur tabii ki. Tabii. Ama bir tane yarasa bir şeyi yere yatırıp. Üstüne bir gazete patron. kağıdı, bir mülaç kağıdı koyup bir patron çıkarıp onun üstünden yapa yapa yani şunu yaptım, hı hı. ölçüyorum. Evet. Hı. Ne kadar arttıracağım? Şimdi şurada bir bir tane daha zaten. Ee, kaç kaç şunu bir daha söyleyelim. Ee, kol altı altı sırada bir, kol üstü omuza gelecek kısım üç sırada bir artıyor. Yani bir daha buradan göstereyim. Erkan biraz daha genişleyebilir misin? Kol altı altı sırada bir, kol üstü üç sırada bir. Arttırma yapılıyoruz. Sonra karşı tarafa geçtiğimizde de tam tersini yapıyoruz. Evet, tam tersini yapıyoruz. Üç sırada bir kesiyoruz. Alt sırada, Altı bir, sırada eksiltiyoruz. bir eksiltiyoruz. Alt tarafta ee, o zaten kendini e, belli ediyor. Ee, Serap Hı. çok beğendim. Şu bizim hanımlarımız için yani. E, kullanımlı içine bir şey giyeriz. Hı hı. Bir gömlek, e, olur, giyeriz hı. gömlek olur. Tek giyeriz, gömlek olur, tişört olur, dik yakalı hı hı. olur. Hı hı. E, çok güzel bir şey yapmış. Örgüsü güzel. Kenarına bir şeyler yapmış, bir tünik yapmış. Yandan şöyle şeyli. Hani şöyle bir giyer. E, hafif bir uzun, çanlığı var hafif hatta Evet. gerçekten çok güzel olmuş. Beyaz bu. Zormuşlar. E bunu sar e, evet beyazı Yapalım bir kere daha diye, göstereyim. Yakanı demişler. Efendim Hani söz istemişler bunu yapacağız bunu diye. Bunu yapalım. 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 Tamam. Ee, sen bir hazırlık yap. Tamam. Çok güzel. Yani Serap bunu giymişti üstüne. Sayfasına bakın. Öyle de güzel du Hayır, durmuş, çok taşımış gerçekten. Kol detayları çok güzel. Bu şey tam böyle mevsimlik. Mevsimlik evet. Ee, i̇çine bir gömlekli olur, tek başına olur. Ee, gençlere çok güzel böyle Burası. burasından püskülleri falan ee, olmuş yanlış anlama gençlere dedi. Estağfurullah. <laughs> önce kızlara düşünüyoruz. <laughs> tabii ya, tabii hemen. hep öyle hep öyle. Ee, evet. Sana da mesajlar susmamış galiba. Susmadı, hiç susmadı. Merak önce ettiler. kızım çok korkmuş gözüküyorsun. Hani ne olur sakin ol dedi o. Yayın açıldı ya. Yok iyiyim kızım merak etme dedim ama hiç susmadı. Mesajı hiç, hiç susmadı. Evet, sağ bizi olsunlar. bugün merak eden geçmiş olsun diyen herkese ee, çok teşekkür ederiz biz de tüm Aşkım. İstanbul yakın ve çevresine e, çok geçmiş olsun diyorum dikkati elden bırakmayalım diyorum e, yayınımız burada bitti bizi izlediğiniz için de yayın akışımızdaki e, değişiklikler oldu ani şeyler oldu e, anlayışınız için çok teşekkür ediyorum biz yarın yine buradayız lütfen deprem konusunda bilinçli uyanık dikkatli olalım efendim hoşçakalın sağlıkla kalın mutlu kalın.